Değerli basın mensupları, çok ağır bir gündemimiz var. Dün mecliste rejime kast eden anayasa değişikliğinin elimizden aldığı halk adına, bizi buraya yollayan seçmenlerimiz adına, milletimiz adına siyasi denetim hakkımız elimizden alınmıştı. Rejime kast eden anayasa değişikliğinden beri. Eğer halka doğrular söylenmeyerek ve o hal ortamında yapılan referandum olmasaydı Garadaki 12 vatan evladımızın hayatını kaybetmesinden sonra milletvekilleri bakanlar hakkında siyasi denetim olanaklarını kullanırlardı ve bakanlara yaşananlarla ilgili sorular sorarlardı, cevaplarını alırlardı tatmin olurlarsa görevlerine devam etmesine, tatmin olmazlarsa da görevlerini bırakmalarını talep eder, o yönde oy kullanabilirlerdi. Ancak siyasi denetimin en etkili yöntemlerinden bir tanesi olan gen soru hakkı artık meclisin elinde yok. Artık bakanlar meclisten seçilmiyorlar ve meclisin kürsüsünü emaneten kullandıkları bir yemin dışında meclis kürsüsünde hesap vermiyorlar. Meclise karşı sorumlu değiller. Kendilerini atayan kişiye karşı sorumlular. Hatta göreve onun isteğiyle geldikleri gibi kendi rızalarıyla da o görevden ayrılamıyorlar. İstifaları kabul görürse ancak görevini bırakabiliyorlar. O yüzden dün meclis elindeki olanaklar olmaksızın ve yine birisinin bakanlar gitsin bilgi versin dediği ve gündem dışı konuşma talebiyle bakanlardan bilgi aldık. Yani mesele şudur. Türkiye'nin gündemi garadır. 12 tane şehidimiz vardır. PKK tarafından katledilmiş 12 şehidimiz yüreklerimizi yakmaktadır. Şehitlerimizin büyük kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri mensubudur. Ancak Milli Savunma Bakanı önceki Kurmay Başkanı onlara şehit diyememektedir. Vatandaşlarımız demektedir. Siviller demektedir. Bir yandan da yapılan operasyonla ilgili bakanların gelip meclisin bakanlara soru sorması imkanı yoktur. Gen soru verme imkanı yoktur. Sonunda bu bakan görevini iyi mi yaptı, kötü mü yaptı buna karar verip devam etsin ya da bu görevi bıraksın deme hakkı yoktur. Ve öyle çarpık bir rejim içindeyiz ki dün bakanlar Türkiye'nin hatta dünyanın gündemi gara olduğu halde gündem dışı söz talepleri karşılanarak meclise bilgi vermişlerdir. Gündem dışı konuşma maddesinin ikinci fıkrasına sığınarak ancak oradan bakanlar konuşup gelip meclise bilgi vermişlerdir. Öncesinde Sayın Genel Başkanımıza bilgi vermişlerdir. Bir benzer bilgilendirmeyi kürsüden yapmışlardır. Ancak ne milletvekilleri ne kamuoyu yapılan açıklamalardan bakanların verdiği bilgilerden tatmin olmamıştır. Bakanların derdi şu olamaz. Recep Tayyip Erdoğan'ın derdi şu olamaz. Günün özeti şudur. Parlamentoda yaşanan her şeyin özeti şudur. Bir saldırı gerçekleşti bir operasyon gerçekleşti. Biz bu operasyonu yaptık ve üzerimize bir saldırı var. FETÖ'cülerden, PKK'dan, onların destekçilerinden bir saldırı var. Saldırı şu, operasyon sırasında bombardıman yüzünden öldükleri söyleniyor. Bombardımanla ölmediler, bunları PKK öldürdü. Buna inanın ve dünyaya da bunu böyle anlatalım. Mesele buraya indirgenebilir mi? Zaten biz PKK bir şey söylüyorsa karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri bir şey söylüyorsa Türk Silahlı Kuvvetlerine inanırız. Kime inanacağız? İki bakanın bu telaşı, bu tedirginliği ve gelip gelip dönüp dolaşıp 12 evladımızın hayatını kaybetmesini biz bombaladık da ölmediler. Bunları PKK öldürdü. Ye indirgemek kadar Meselenin özünden uzak bir yaklaşım olamaz. Bir psikolojik operasyon yürütmeye çalışıyorlar ama buna niye ihtiyaç duyduklarını anlayabilmiş değiliz. Siz bir şey diyorsanız, Türk Silahlı Kuvvetleri bir şey diyorsa Türk Silahlı Kuvvetlerine inanırız da. Birincisi 12 yıl 12 evladımız beş yıl, beş buçuk yıl önce kaçırıldı. Bu kaçırılmadan sonra meclise geldiler. Kapılarımızı çaldılar. Biz onları dinledik. Memleketlerine gittik, dinledik. Genel başkanımız onların illerine gittiğinde onları dinlediler. Bu kürsüye geldi aileler. Aileleri bu kürsüden ailelerin taleplerinin aktarılmasına aracılık ettik sayısız defa bakanlara cevap alamadığımız soru önergeleri verdik. Ve süreçte yani Gara'daki operasyon haberi gelene kadar hepimiz biliyoruz ki Allah şahit ki bu konuda duyarsız, bu konuda isteksiz, bu konuda gayretsiz davranan AK Parti hükümetleriyle ve bakanlarıyla karşı karşıyaydık. Süleyman Soylu'nun gerçek olmayanları Gerçek dışı ifadeleri gerçekmiş gibi anlatmaktaki kürsü mahareti ve o konudaki gözümüzün içine baka gözünüzün içine baka baka herkesin gözünün içine baka baka yalanı doğru gibi anlatmasının şaşkınlığı içindeyiz bir kez daha. Hepimiz biliyoruz ki gerekli gayret gösterilmemiştir ve hepimiz biliyoruz ki dün Süleyman Soylu'nun canı çıkasıca dernek dediği insan hakları derneği bu konuyla ilgilenmiştir. İnsan Hakları Derneği ile bu tip derneklerle devletler her zaman paralel düşünmezler. Yapıları gereği, yapıları gereği duyulmayanı, dinlenmeyeni veya devletin karşısında, devletle muhataplık ilişkisinde karşı tarafta olanların sesini, çabasını dile getirmek zorunda kaldıkları için bu dernekleri sevmeyebilirsiniz. Ama bu dernekleri şeytanlaştıramazsınız. Bu derneklerin sesini dinlemek, bu derneklerle belli standartlarda ilişkiler kurmak, birlikte çalışmak durumundasınız. Neden? 12 evladımızı kaybetmemek için ve bundan sonra PKK'nın elinde olanları veya bundan sonra benzer durumlarla karşılaştığımızda o kapıları kapatamazsınız. O kapıları kimsenin yüzüne vuramazsınız. Geleneği olan, tarihi olan derneklerdir. Bu dernekleri şeytanlaştırırsanız dünkü başarısız operasyonun savrulduğu noktaya hep birlikte tekrar tekrar savruluruz. Öyle derseniz Sayın Soylu size sorarlar canı sıkıcı dernek. Bu derneğin başkanı Öztürk Türkdoğan. Doğru mu? Öztürk Türkdoğan. 2013'te de başkanı Öztürk Türkdoğan'dı. Öztürk Türkdoğan'ı siz akil insanlara yetini aldınız. Öztürk Türkdoğan Akdeniz bölge sorumlusuydu akil insanların. Nasıl oluyor da yedi yıl önce makul gördüğünüzü, makbul gördüğünüzü şimdi düşman şeytan görüp gösterebiliyorsunuz. Siyaset bir tutarlılık işi ise, siyaset hakikatse, o kürsü size hakikatleri konuşmak için emanet edilmişse nasıl olur da dünün akil insanlarını yani gidip kapısına davet ettiğiniz, ve bizim için kamuoyunu ikna et. Biz PKK terör örgütüyle bir müzakere çerçevesindeyiz ve buna kamuoyu tepkisi olmasın. Bu tepkiyi sen yumuşat diye görevlendirdiğiniz akil insanlar heyetine koyduğunuz kişi aynı kişi ama şimdi canı çıkasıca dernek diyorsunuz. Burada bir tutarlılık sorunu vardır. Şimdi elimde bir dosya var. Dün bu dosyayı dün bu dosyayı Süleyman Soylu'ya bizzat çok kolaydır. Kavas arkadaşlardan rica ederiz, yollarız. Ama dosyayı bizzat elimle verdim, elimle. Demesin ki sonra verilmedi, gelmedi, bilmiyorum. Hani anlatıyor ya. Sen diyoruz 2010'da partinin hayır diyordu. Sen FETÖ'nün referandumuna evet dedin. 51 il gezdin. Hangi finansmanla yaptın bunu? Seni kim gezdirdi 51 il? evet diyesin diye? Diyor ki Çim adamcı Gökçe'nin babası bir de duygulanıyor dün yapmaya çalıştığı gibi. Çim adamcı Gökçe'nin babası bir beş bin lira para verdi o parayla gezdim 51 il diyor. İspatı imkansız ifadeleri söylemekte ve bunu gerçek gibi anlatmakta pek mahir. Bakın kaçırılan kaybolan kamu personeli dosyası. İstanbul Milletvekilimiz Melda Onur, çok sayıda fotoğrafı, haberi var. Ve ne yapmış Melda Anur? İnsan Hakları Derneği ile birlikte Mekik diplomasisi yaparak o dönemde Barış ve Demokrasi Partisi adı bugün HDP çizgisinde olan bir siyasi partiye de gitmiş. Bakana gitmiş, milletvekillerine gitmiş, çaba sarf etmiş. Ve 13 Mart 2013 günü PKK tarafından kaçırılan bir, bir buçuk yıldır terör örgütünün elinde olan kaymakam adayımız Kenan Erenoğlu'nu, polis memurumuz Nadir Özgen'i, as subayımız Abdullah Söpçeleri, uzman çavuşumuz, çavuşlarımız Zihni Koç ve Kemal Ekinci ile erlerimiz Hadi Gizli, Ramazan Başaran, Reşat Çeçan, Kuzey Irak'ta teslim alınmış ve getirilmiş ailelerine kavuşmuşlar. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Melda Onur, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri bunu yapmış, başarmış. İnsan Hakları Derneği'ni şeytanlaştırmadığı için ve o günkü bakanlarla temas kurulup bir yol bulunduğu için. Bakın, şimdi Hüseyin Sarı'nın, Sedat Yabalağ'ın, Semih Özbey'in, Adil Kavaklı'nın, Vedat Kaya'nın, Süleyman Sungur'un, Mevlüt Kahveci'nin, Mümin Altıntaş'ın, Aydın Köse'nin, Salih Kanca'nın, Sedat Sorgun'un ve Ümit Gıcır'ın isimlerini biraz önceki isimleri söylerken ki heyecanla, coşkuyla, mutlulukla söyleyemezsiniz. Çünkü bu son saydığım isimlerin hepsini başarısız ve beceriksiz bir operasyon sonunda kaybettik biz. Ve kimse sorumlu değil. Dün sayın bakanlar geliyorlar, bilgi veriyorlar meclise. O operasyon başarılı olsa Sayın Cumhurbaşkanımızın gözetiminde talimatlarıyla belki onun yönettiği izlediği bir operasyonla tensipleriyle takdirleriyle emirleriyle yaptık biz yaptık Cumhurbaşkanımız dedi de yaptık. Bu operasyonu kim yaptı arkadaşlar? Bunun siyasi sorumlusu kim? Türkiye'nin bir soru soralım. Hep birlikte bu soruyu soralım. Bir uçak kaçırılsa ve Esenboğa Havalimanı'na inse içinde rehineler olsa. Operasyonu Gara'daki tim mi yapacak? Gara'daki tim mi yapacak operasyonu? Türkiye'nin rehine kurtarma prosedürü o konuda eğitimli personeli dünyanın en iyi ilk beşinin içinde olduğu ifade edilen o ekip nerede? Tercümanı olan, yabancı dili olan, psikologları olan, uygun tesisatı olan, bir psikolojik harekatın nasıl yönetileceğini bilen, Belki saatler sürecek uzun müzakerelerle canlı teslim almayı başaracak o ekip neden orada yoktu? Esenboğa'ya bir uçak indirilse ve içinde rehineler olsa oraya mağaraya girildiği gibi mi girilecek? İçeridekiler bizim evlatlarımız, bizim canlarımız. Bu soruların sorulması da hakkımız. Bu soruların sorulması hiç kimseyi terör destekçisi falan yapmaz. Ama bu sorular sorulmasın diye algı operasyonu saldırılar yapanları da görüyoruz. Dün kürsüde dün kürsüde şehitlerimizin isimlerini anarken üzgün iki bakan gördük. O bakanlar ne yaparlarsa bu beyefendinin onlar da hep beyefendi diyor ya. Bu beyefendinin emir talimatlarıyla yapıyorlar. Onun adını yapıyorlar. Şehit haberleri gelmiş. Kahkahalarla, fıkralarla İdlib'de 34 asker şehit oldu. Bunu fotomontaj değil, anlık ekran görüntüsü arkadaşlar. Şaka gibi birisi fotomontaj yapsa Cumhurbaşkanı hakaretten içeri alırlar. Cumhurbaşkanımızın şehitlerin olduğu bir sırada gülüyor gösteren diye gerçek ekran görüntüsü. Canlı yayında hepimiz izledik. Gülüyor arkadaşlar, gülüyor. Gülüyor neşeyle konuşuyor, neşeyle anlatıyor. Sonra sonra gerektiği yerde ne kadar üzgün olduklarını anlatıyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz efendim Kemal Kılıçdaroğlu Bay Kemal iyi dinle diyor iyi dinle dediği cümlede dönüyor doluşuyor bu infazdan hepiniz sorumlusunuz diyor. Bu infazdan kendisi ve bakanları dışında hepimiz sorumluyuz. Herkes sorumlu. Bir tek sorumluluğu onlar almıyor. Ne demek hepiniz sorumlusunuz? Bu infazdan bir sorumlu varsa bir kişi üstlenecekse her şeyi ben yaptım ben diyen o bakanları atayan bir başarı olduğunda, bir temel olduğunda, bir köprü olduğunda ben ben diyen birisi varsa bu operasyonun siyasi sorumluluğunda ben diye alacak. Öyle dönüp çok yüksekten, yüksekten konuşmayı biliyorsan bir gün aramıza inip gözümüzün içine baka baka evet biz yapamadık ve özür diliyoruz. Yanlış yaptık, eksik yaptık diyeceksiniz. Bunu demiyorsanız Sonra dönüp de iletişim başkanınıza şunu yaptırmayın. Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütünü adını söylememiş. Çok net hatırlıyoruz. Çok net. Hepimiz biliyoruz. Milli Savunma Bakanı Uğur Akar övünür. Ben yetkili konumlara gelmeden önce PKK denirdi. Biz BTÖ lafını koyduk. Bölücü terör örgütü bütün metinlere. Adını anıp da onu güçlü göstermemek için. Hulusi Akar övünüyor. Mesela öldürüldü demeyiz biz artık diyor. Etkisiz hale getirildi. Bu dili ben kurdum diyor. Genel kurmayın dilinde PKK demek yok. Bölücü terör örgütü demek var. Ama bizi suçlarlar. Twitter'da dört tane fotoğrafa izin var. Dört fotoğraf ekledim. Dört. Nedir fotoğraflar? Numan Kurtulmuş. Genel Başkan Vekili. Şentop meclisin başkanı, Fuat Oktay Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı, bir de bakan olsun Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Hepsi PKK demeden katliamı kınamışlar. Aynı genel başkanınki gibi. Alt alta ekledik ve sorduk. Ne oluyor bunlar diye? İletişim başkanı çünkü genel başkanımıza Cumhurbaşkanı'ndan aldığı talimatla PKK'nın adını anmamakla suçluyor. Bunlar ne yapmış dedik? Birkaç saat içinde sırasıyla tweetlerini değiştirmeye başladılar. Tabi suçüstü yakalanınca iletişim başkanı Fahrettin Altun suçüstü yakalanınca sabaha kadar troll ordularıyla sabaha kadar trol ordularıyla operasyon yönetti. Devletin iletişim başkanı heybeden üç tane video çıkardı. Kendisini mahcup edenlere karşı hazırlamış. Sabaha kadar o videoları döndürüyor, algı operasyonu yapıyor. Uygusuz gözlerle sabahleyin Fahrettin Altın karşımızda. Bütün gece trol ordularını yönetmiş. Yapacağı işi yapmak yerine yapmayacağı işi yapınca bakın ne olmuş. Bakın. Sosyal medya, medya dili, dili gençlerimiz arasında geçerli bir yazı, bir yazı diline, iletişim diline dönüşüyor. İletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralara kısaltmalar, serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler, kelimeler, saçma ifadeler, bozuk cümleler günden giderek günden sıradan hale geliyor. Hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller, nesiller arasındaki, arasındaki iletişimi ülkeden, yok eden, türkçeden, türkçeden, türkçeden uzuyor gidiyor arkadaşlar metnin bir yerinde değil. Dört yerinde Binali Yıldırım'ın yıllar önce yapmış olduğu yıllar önce yapmış olduğu konuşmadan 15 Ağustos 2017'de Yunus Emre Enstitüsü'nün uluslararası Türkçe Yaz Okulu konuşmasının aynısını Binali Yıldırım'a yaptırılan metni promptura koymuşlar. Sabaha kadar trol ordularını yönetmekle meşgul Fahrettin Altun ikinci bir konuşma yazmaya, yazdırmaya emek vermemiş. Üç farklı muaşı almayı biliyor, iki farklı konuşma yazmaktan aciz. İki farklı konuşma yazmaktan aciz ve karşı karşıya kaldığımız durumda budur. Çok net, çok açık şekilde sorduk. Cevap bekliyoruz cevap alamıyoruz. Ancak bölücü terör örgütünün tam beş buçuk yıl boyunca elinde tuttuğu bu evlatlarımıza karşı Cumhurbaşkanı'nın etkin olarak nasıl bir çaba içinde olduğunu kimse anlatmıyor. 31 Mart seçimlerinde Abdullah Öcalan'dan mektup okutuyorlar. İstanbul'u alabilmek için son gün Abdullah Öcalan'ın sözüne kıymet verenler İmamoğlu'na değil Binali Yıldırım'a oy versin diye ama 12 evladımızın hayatını kurtarmak için bir inisiyatif almıyorlar, aldırmıyorlar. Dostum Trump diye yıllarca böbürleniyorlar ama dostu Trump'a bu can bu bedende durdukça rahibi vermem, bronsonu vermem demişti. Bir telefon açtı, uçağa bindirdi, yolladı. Trump'a dese ki, 12 tane evladımız PKK'nın elindedir. Bekliyoruz ve istiyoruz ki 12 evladımızın bize verilmesi durumunda bransını veririz. Bunları yaşamamış olacaktık. Dün şeytanlaştırdıkları derneklere kulak verselerdi yaşamamış olacaktık. Ancak bu işin siyasi sorumluluğunu almayanlar, başkasının üzerine suç atanlar şimdi bu meseleyi bu şekilde geçiştirmeye çalışıyorlar. Şuna değinmeden geçemem. Dün Sayın Bahçeli döndü ve şöyle söyledi. Dedi ki bu Halk TV nasıl bir kanal? Nasıl olur da 12 tane şehidimize esir der? PKK ile savaş halinde miyiz esirimiz olsun? Esir karşı tarafa meşruiyet kazandırıyor. Ağzına geleni söylüyor, eleştiriyor. Esir denmezmiş. Halk TV sana söylüyorum Erdoğan'ım sen anla. Bir gün önce Erdoğan'ki konuşmasında beş yerde esir diyor mu arkadaşlar? Devlet Bahçeli bir şey söyleyecekse madem ki millet bizi denge ve denetleme için görevlendirdi diyordu. Muhalefet partisi izliyordu bu dönemin başında. Yani iktidarın küçük orta lafından rahatsız oluyordu. Koltuk değneği tökezleyince kolunun altına giren küçük ortak bu lafları söylemişlerdi. Çok kızıyordu. Denge denetlemeden sorumlu muhalefet partisi izliyordu. Muhalefet partisi dön o zaman esir lafını doğru bulmuyorum Sayın Erdoğan de. Bunu Halk TV üzerinden yapma. Birbirine kapalı kapılar ardında hangi mütabakatlara vardıklarını bilmediklerimizin, bu ilişkiyi nasıl kurduklarını ve sürdürdüklerini bilmediklerimizin hiç olmazsa kamuoyunun da başkaları üzerinden birbirlerine söz söylemek yerine açık ifadeler kullanma samimiyetini göstermeleri lazım. Yarın meclis gündemine bir genel görüşme talebi sunacağız genel görüşme talebimiz salgınla ilgilidir. Mutasyona uğrayan virüsle ilgilidir. Çok geriden gittiğimiz aşı ile ilgilidir. Aşı ile ilgili sorunlar aşılama takvimi ile ilgili sorunlarla ilgilidir ve Fahrettin Koca'nın yarınki genel görüşmeye katılmasını yarın gelip mecliste bilgilendirme yapmasını sorularımızı cevaplamasını bekliyoruz. Bu çağrıyı meclis genel kurulunda da yapacağız. Çünkü işler yolunda gitmemektedir. Bir doğru yaparken mutlaka bir yanlış da mı yapmak zorundalar? Bir yılın sonunda bir yıl önceki çağrımız noktasına geldiler. Illere göre vaka sayısı. Yüz bin kişide ve anlık olarak. Bunu Amerika, Almanya, mahalle mahalle yapıyorlar. Ilk günden beri yapıyorlar. Bakın ve ilk kez yerelde alınacak kararlarla salgın yönetimi. Yedi ay önce teklif ettik biz bunu. Çünkü şudur. En az vakanın olduğu düşünsenize yüz binde dokuz buçuk kişi Hakkari yüz binde 228 kişi Trabzon aynı sokağa çıkma yasağı. Oradaki esnafın sokağa çıkma yasağına tabi olmasına hiç gerek yok. Çünkü orada yok. O ilçede belki hiç vaka yok. Tek kararla bütün Türkiye'de sokağa çıkma yasağı. Tek kararla bütün Türkiye'de lokantalar kapalı. Tek kararla bütün Türkiye'de aynı kısıtlamalar uygulanıyor. Doğrusu bu. Bu doğruyu yaparken hemen bir ilave yapmış. Artık aşı gelme haberleri vermeyecekmiş. Aşı gelişi aksıyor ya. Aşı geldi diye haber vermeyecekmiş. Arkasını aramayın. Diyoruz ya. Hani 20 bin Aralık'ta, 20 bin Ocak'ta, 20 milyon Aralık'ta, 20 milyon Ocak'ta, 10 milyon Şubat'ta, 50 milyon doz aşı nerede demeyelim diye ne kadar aşı geldiğini de bilmeyeceğiz. Günde bir buçuk milyon aşılama yapacaktı. 28 günde iki buçuk milyon aşılama yapabildiler. İlk günler övünüyordu. Müthiş hızlı aşılarız. Aşı orada. Aşılayan orada, aşılanacak orada. Sağlık çalışanlarını aşılıyoruz. Tıkır 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 tıkır. Ama sonra işin zorlaşacağı belli. Bir buçuk milyon aşılayamazsın diyoruz. Bir buçuk milyon iki milyon aşılarız diyor. Geri kalan yirmi günde hiçbir şey yok. Şimdi sağlıkçılar ikinci doz aşılamalarını yapıyorlar. Aşı orada aşılayan orada aşılanacak orada. Müthiş hızlı aşılama yaptık son iki günde diyorlar. Samimiyetle salgınla mücadele yerine her şeyde olduğu gibi algı yönetimi. Doğru değil bir samimiyete ihtiyaç var. Ve bakın bu tablonun söylediği bir şey var arkadaşlar. Bu tabloya bakarsanız insanların en yüksek vakaların olduğu iller Trabzon, Rize, Giresun, Osmaniye, Tokat ve Adıyaman'da çok ciddi tedbirler ve maske mesafeye çok ciddi özen göstermek lazım. Bu tablo ilk kez bizde var ama devletin elinde hep var. 10.000'de 228 vakayla en üstlerde olan Trabzon 12 Şubat günü Recep Tayyip Erdoğan Trabzon Gençlik Yolları Kongresi'ne bağlanıyor ve diyor ki salgına rağmen bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimize selam olsun. Salgın olduğu için tıklım tıklım olmamak lazım. Salgına rağmen tıklım tıklım dolduran gençlerinin hayatı tehlikede ve en çok tedbir alınması gereken Trabzon'da en yanlış işi yapıyorsunuz. Trabzon Barosu'ndaki 500 avukat, 500 avukat pandemi var. Yan yana gelmesinler diye baro seçimini yapamıyor. Ama salonu tıklım tıklım maşallah virüse inat doldurdunuz diyor Recep Tayyip Erdoğan. Böyle mi örnek olacağız? Böyle mi salgında mücadele edeceğiz? 12 Şubat günü vizede temaslarda bulunuyor. 15 Şubat günü yine Rize'de 3 gün sonra Rize 202,44 ile en yüksek ikinci il. Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Şubat günü uzaktan Giresun İl Kongresi. Bir el ele tutuşun bakalım. Lebalep doldurmuşsunuz bu salgın şartlarına rağmen. Aferin. Tam tersini söylemesi gerekirken, hepimizin demesi gerekirken her gün diyor ki tamam mı? Tamam ne? Temizlik, maske, mesafe. Nasıl el ele tutuşun dersin? Aferin iyi doldurmuşsunuz diyor. Osmaniye 5 Şubat günü kadın kolları ilk Kongresi'ne bağlandı. 10 Şubat günü tokat İl Kongresi'ne uzaktan bağlandı. Vaka sayıları en yüksek 4. ve 5. il. 5 Şubat günü Adıyaman Kadın Kongresi uzaktan bağlantı. Tıklım tıklım salon. Leba lep maşallah maşallah. En yüksek vakası olan iller. Tedbir alınacaksa burada alınacak. Bütün Türkiye'de bir lokantada bir masanın iki ucunda oturmak yasak. Lokanta kapalı. Kahvehanede bir her masada bir kişi oturacak desen kahveciler razı gelecek. Yasak. Bir grup esnafımızın içki sattıkları için 11 aydır açılmadan kapalı dükkanları. Çoluğu çocuğu ne yer ne içer garsonu ne oldu soran yok. Baro seçimi yasak, dernek toplantısı yasak. Anneler bir talep için Galatasaray Lisesi'nin önüne oturmak istediğinde gazla dağıtıyorlar yasak korona var diye. Madenciye yürümek yasak korona var diye açık alanda 40 kişinin yürümesi yasak. Recep Tayyip Erdoğan nerelerde dolaşıyorsa Önden bakarsan gitmemesi lazım. Arkadan bakarsan halk sağlığı konusundaki en yanlış işi yapıyor. Ve buna bilim kurulunun, Sağlık Bakanının artık bir şey söylemesi lazım. Olacak iş değil. Yarın Sağlık Bakanını meclise çağırıyoruz. Genel görüşme açılacak ve bu genel görüşmede açılmasını talep edeceğiz. Bu genel görüşmede Sağlık Bakanının olmasını önemsiyoruz. Aşılar mutant virüslere etkili mi? Türkiye'deki mutasyon dün ortaya atıldı. Türkiye'ye özgü mutasyonun bulaşma hızı nedir? Aşımız bunun için işe yarayacak mı? Türkiye'deki mutant virüs izole edilip aşının bu virüse işe yaramama ihtimaline karşı aşı firmalarıyla bu mutant virüse özel aşının geliştirilmesi için temas sağlandı mı? Bunların tamamının konuşulup irdelenmesi gereken bir süreçte Sağlık Bakanının meclise gelmesi gerekiyor. Daha fazla canımız yanmasın diye, daha fazla kayıp olmasın diye, Mart ayında yine günde 300'lü 400'lü ölüm rakamlarına gelmeyelim diye çalışılması gerekiyor. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerde öğrencilerimiz Yunusları, Fuzulileri, Emrahları, Reşat Nurileri, Refik Halitleri, Peyami Safaları veya Tanpınarları bile okumadan hatta adını duymadan diploma alabiliyor diyor. İktidara dün geldi Recep Tayyip Erdoğan. Önceki başbakan da Kemal Kılıçdaroğlu'ydu çünkü. İktidara dün geldi ve ülkeyi İsmet Paşa yönetiyordu oradan aldı. Sen Fuzuli'den, Emrah'tan, Reşat Nuri'den bunların isminden Yunus Emre'nin adını duymadan öğrenciler mezun edecek. 19 senedir Rök, YÖK başkanlarını sen atacaksın. 19 senedir eğitim öğretim müfredatını sen belirleyeceksin. 19 senedir her değiştirdiğin Milli Eğitim Bakanı reformdan bahsedecek. Reşat Nuri'nin adını duymadan mezun olacak öğrencilerimiz. Sen de bundan şikayet edeceksin. Bundan şikayet edemeyecek tek kişi sensin. Tek tek adam varsa o tek adam sensin tek adam. Sensin. Şehitlerimizin verildiği başarısız operasyonda başkasına laf söyleyemeyecek tek adam varsa o tek adam sensin tek adam. Bu ülkede virüs yayılıyor, insanlar yakın duruyorlar, teması kesmiyorlar, maskeye dikkat etmiyorlar diye şikayet edemeyecek tek adam varsa o tek adam sensin tek adam. Millete aferin salonu tıklım tıklım doldurdunuz hadi bir el ele tutuşun diyenin hastalıkta tedbire uymuyor diye vatandaş azarlama hakkı yoktur. Askerlerimiz tutsakken askerlerimiz tutuluyorken terör örgütünün elinde o mağaraya rehine kurtarma titizliğinde değil de terör örgütünün inine girme telaşında yapılan operasyona laf söyleyemeyecek kişi tek adamdır. Üniversitelerde eğitim bozuk ya da ortaokulda lisede öğrenciler her geçen gün daha kötüye gidiyorlar uluslararası sıralamada diye şikayet edemeyecek tek adam da ülkeyi yöneten tek adamdır. Her şeyin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. İletilen iki soruya cevap vererek tamamlayayım. Uzman çavuşumuz Mevlüt Kahvecinin, rahmetli Mevlüt Kahvecinin annesi Ayşe Güler. Açıkladı ki şehidimizin annesi Cumhurbaşkanı aradığında ben mezarlıktaydım. Konuşamayacak haldeydim, konuşamıyordum. Ben Cumhurbaşkanımızın beni kongreden aradığını sesimin hoparlörlere verildiğini bilmiyordum. Bir şehit annesini bir siyasi parti il kongresinde mikrofondan canlı yayında ve haberi olmaksızın konuşmak, konuşturmak nedir? Ona orada taziye vermek nedir? Bir şehit annesinin bir siyasi partinin il kongresinde konuşturulması nasıl bir densizlik, nasıl bir lüzumsuzluk, nasıl bir pervasızlıktır? Şehidin partisi olmaz, şehidin siyaseti olmaz. Şehitlere böyle yaklaşılmaz, şehit anneleri siyasete böyle alet edilemez. Annelerin korkuları, annelerin ızdırapları, annelerin acıları istismar edilmez. O anne hepimizin annesidir. AK Parti'yi kongresine nasıl sesini verirsiniz? akıl alır gibi değil. Rızası olmadan bunu nasıl yaparsınız? İki kişi arasındaki telefonun karşı tarafın bilgisi olmadan kaydedilmesi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında suçtur. Kaydedilmesi suçtur. O konuşma milyonlarca kişinin izlediği canlı yayına verilmiştir haberi olmadan. Bütün televizyonların, ajansların kaydına girmiştir ve bu suçtur. Bu suçu işleyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Vicdan desen vicdan yok. Hukuk desen hukuk yok. Türkiye'yi nasıl bir hale getirdiler? Bu kadar özensizlik, bu kadar bilgisizlik, bu kadar keyfiyet gerçekten kabul edilebilir değildir. Akıl alır gibi değildir. Bir de böyle bazen bir kapıyı çalarsınız. O kapıyı bir daha da çalabilirsiniz o kapıyı açana, sizinden konuşana, dönüp de yıllar sonra şartlar değişince siyasi istismar yapamazsınız. Arkadaşlar soruyor, Pervin Buldan, Öznür Çalık görüşmesine ne diyorsunuz? Görüşme, Pervin Buldan tarafından içeriği yalanlandı, o benim işim değil. Ama benim işim, 12 tane evladımızı kaybettik, bir bütün olarak başarısızız, bir bütün olarak. İlk başlarda bu son olmasın diye bir gayret varsa ben o gayreti doğru bulurum. Kim yapmış olursa olsun. O gayrete bir karşılık aldıysanız bir çaba varsa sonuç alındı ya da alınmadı. Onu bugün siyasi istismar konusu yaparsanız yarın benzer bir durumda benzer çabaları gösterdiğinizde muhataplarınız sizden korkar istismar edeceksiniz der. Siyaset bu kadar ucuzlatılmamalıdır ve bazı konulardaki mahremiyet siyasete alet etmek için aleniyete dökülmemelidir. Bu yaptığınız iş saçma bir iştir ve Süleyman Soylu'nun şu tutarsızlığı yani farklı salonlara, farklı kulaklara, farklı beyinlere konuşsa tutarsız olursun. Ama bütün milletvekillerinin gözünün içine baka baka karşısındakileri bu kadar akılsızmış, bu kadar her şeyden bir habermiş yerine koyan bir dil ne oluyor? Diyor ki terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen hain oğlu haindir. Üç cümle sonra milletvekilimiz Pervin Buldan, milletvekilimiz Öznur Çalık, Pervin Buldan'la görüşmüştür. PKK'ya aracılık etsin de evlatlarımız kurtarılsın demektedir. Sonra dönüp efendim bu terör örgütüyle siyasi uzantısıyla temas kuran şöyledir böyledir demektedir. Hepimiz aynı yerdeyiz. Hepimizin gözü var, kulağı var, beyni var. Beynimizde alay eden bir atanmış Süleyman Soylu var. Söyleyecek başka bir söz bulamıyoruz. Üzüntülerimizi tekrar ediyoruz. Biz samimi gayret gösterdik. Gayretlerimizin sonuç verdiğinde Kuzey Irak'tan evlatlarımız PKK'nın elinden kurtarılmıştı Melda Onur'un gayretleriyle. Bu süreçte samimi gayret gösterdik. Biz şehidin sesini duyduk ama şehidin sesini duyuramadık şehitlerimizin. Şimdi diyorlar ki vaktiyle duymuştuk siz bilmiyordunuz. Bundan sonrası için daha fazla özen, daha fazla gayret, daha fazla dikkat ve Çarşamba günü, geçen hafta çarşamba günü operasyonun gerçekleştiğini dün Sayın Bakanlardan öğrendik. 10 Şubat günü. 10 Şubat günü Cumhurbaşkanı müjde vereceğim bir müjdem olacak diyordu. Keşke müjdeyi verebilseydi. Ama keşke müjde vereceğim diye davul zurna çalıp bir rehine kurtarma operasyonunun mahremiyetini eşsiz gerekli olan gizlilik ilkesini ihlal etmeselerdi. Keşke siyasete evlatlarımızın kurtarılması ya da evlatlarımızın şehit edilmesi alet edilmeye çalışmasaydı. 10 Şubat günü dirisiyle yapamadıklarını, bir hafta sonra şehidin annesiyle yapmaya çalışılmasını da bir kez daha ayıpladığımızı ve kınadığımızı ifade etmek isterim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İletilen sorular dışında soru varsa yanıtlayalım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.